Özellikle 40 yaş sonrasında en sık gördüğümüz tipteki primer açık açılı glokom dediğimiz hastalık gerçekten çok sinsi seyirli bir hastalıktır. O yüzden tanısı mutlaka rutin göz kontrolü sırasında göz doktorunun şüphelenmesi sonrasında özel bazı testlerle konur. Bunların öncelikle her rutin göz muayenesinde yaptığımız göz tansiyonu ölçümüyle başlamak gerekiyor. Göz tansiyonu ölçümü eğer 20 milim civanın üzerindeyse, kişi 40 yaşının üzerindeyse, ailesinde glokom hastaları varsa, bir genetik yatkınlığı varsa ve gözün arka kısmında muayene sırasında görme sinirinde bizim çukurluk olarak tabir ettiğimiz bir görüntü saptanırsa, bazı özel testler yaptıktan sonra hastanın glokom hastası olup olmadığına karar veriyoruz. Çünkü glokom dediğimiz şey aslında görme sinirinin harabiyetiyle başlıyor. Her göz içi basınç yüksekliği glokom anlamına gelmez. Bir kişinin göz tansiyonu 20 milim civanın üzerinde olabilir ama görme sinirinde buna bağlı herhangi bir harabiyet olmayabilir. Bu durumda bu hastanın tedavi edilmeden sıkı takiple gözlenmesi gerekir. Ama öyle durumlar da var ki hastanın göz tansiyonu 20 ya da 20'nin çok daha altında olabiliyor ama böyle olduğu halde görme sinirinde glokomatöz dediğimiz göz tansiyonuna bağlı hasar oluşabiliyor. O zaman bu hastanın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. O yüzden çok geniş yelpazede ve sinsi bir hastalık olması da zaten bu özelliğinden kaynaklanır. Bu durumda doktorun teşhis ve tedavisi gerçekten son derece önem kazanıyor. Glokom tanısında kullandığımız bir takım özel testler var. Bu testler bizim için son derece önemli çünkü bir hastanın görmesi tam olabilir ama görme alanı glokoma bağlı olarak daralmış olabilir. Bu yüzden bizim özel testlerle görme sinirinin sağlığını mutlaka test etmemiz gerekiyor. Bunlar görme alanı başta olmak üzere optik koherans tomografi, Heidelberg retina tomografisi dediğimiz bazı testler bize görme sinirinin sinir lifi tabakasının kalınlığını ve çukurluk miktarını hem saptamamızı hem de ileriki dönemlerde artıp artmadığını harabiyetin takip etmemizi sağlaması açısından son derece önemli. Glokom tanısı koymakta bizim için son derece önemli olan ve son zamanlarda özellikle atlanmaması gereken önemli bir konu daha var. Bu da kornea dediğimiz saydam tabakanın kalınlığını mutlaka ölçmemiz gerekiyor. Çünkü biz göz tansiyonunu yüzey gerilimini ölçerek saptayabiliyoruz. Gözün içine herhangi bir basınç ölçer sokma şansımız olmadığı için kornea yüzeyinden temasla ya da hava temasıyla çalışan bir takım basınç ölçer aletler kullanarak ölçebiliyoruz. Tabii ki bu ölçümler direkt olarak kornea kalınlığıyla yani yüzeyin kalınlığıyla doğru orantılı olarak doğru ölçüm veriyorlar. O yüzden kornea kalınlığını bilmek doğru göz tansiyonu ölçümünde bizim için anahtar. Eğer kornea çok kalınsa bu bizim yalancı yüksek ölçümler yapabilmemiz, bu nedenle de yanlış teşhiste hastamıza gereksiz tedavi uygulamamız anlamına gelebiliyor. Mutlaka glokomun teşhis ve tedavisinde bu ana testleri, ki tekrarlamam gerekirse kornea kalınlığı ölçümü, görme alanı tespiti ve eğer o klinikte mevcutsa HRT, OCT gibi görme siniri analizi testlerinin bir bütün halinde hazırlanıp bir dosya şekline getirilmesi ve hastanın bütün yönleriyle değerlendirilmesi önem taşıyor.